Serinin geliştirme süreci biraz garip. Belki de arka arkaya çıkan oyunların birbirlerinden bu kadar farklı olmasının sebebi de bu. İlk oyunun ardından hem eklenti paketi hem de iki farklı oyun geliştirmeye başlıyorlar. Biri Dark Souls 2, diğeri ise Sony'nin istediği Bloodborne. Fakat 2013 senesinde Miyazaki 3. oyunu geliştirmeye başlıyor. Yani şirket bir süre boyunca aynı anda 3 oyun birden geliştiriyor. Dark Souls 2'nin teknik sıkıntılarının sebebi belki de budur. Fazla genişleyen From Software yeteri kadar kaynak ayıramamış ve oyunu istediği kısma kadar getirememişti. İkinci oyundan bir sene sonra Bloodborne ve 2016'da Dark Souls 3 yayınlandı. Bloodborne hala da konsol özel bir oyun ve yakın zamanda da bu değişecek gibi durmuyor. Dark Souls 3 ise hem konsollara hem de bilgisayara Nisan ayında çıkarıldı. Serinin diğer oyunları gibi yüksek puanlar aldı, en düşük puanı 10 üzerinden 7 idi. Bir önceki oyunda aynı seviyede puanlar almıştı fakat oynarken sorunlarını gördük. Dark Souls 3 de muhtemelen mükemmel bir oyun değil. Dark Souls 3 hikaye kısmında hiç uzatmıyor. Diğer oyunlarda olduğu gibi ateş sönmeye başlıyor ve lanet geri geliyor. Fakat ateşi yakması gereken kişi reddediyor ve eski lordlar mezarlarından kaldırılıyorlar ama onlar da reddediyor. Bu core lordları eskiden ateşi yakan varlıklar. Bu yüzden 5 tanesine ihtiyacımız var. Core lordları hakkındaki lore biraz garip çünkü aralarından biri hiç ateşi yakmıyor. Veya bu lordların içinde hala ateş varsa ateşi yakarken sadece güçlerinin bir kısmını mı kullandılar? Videoda bu sorulara bir cevap yok, araştırmadım ama muhtemelen oyunda da kesin bir cevap yok. Ama oyunun zamanını tahmin edebiliriz. Dark Souls 1 kehanetin başlangıcıydı. Gwyn'in yaktığı ateşi ikinci kez biz yakıyorduk. Fakat üçüncü oyuna kadar ateş tekrar tekrar yakıldı ve gittikçe daha çok ruh istedi. Ruhlara sahip Core Lordları da reddedince devreye biz giriyoruz. Ateşi yakmaya çalışmış fakat başaramamış bir kül. Uyanıyoruz ve kül mezarlığını gezmeye başlıyoruz. Eğitim bölümü bu sefer bayağı kısa fakat daha zor da denebilir. Mesajlar hareketleri öğretiyor, kolay düşmanlar var vesaire. Önceki oyunların aynısı ama ilk oyun gibi sonunda bir boss var. Bence ilkinden biraz daha zor. Aslında oyundaki bölümlere zor ya da kolay demek mantıksız gelmeye başladı. Çünkü ben tüm Souls oyunlarını oynadım, kendimce zorlaştırdım ve yıllardır oyun oynuyorum. Ama oyuncunun direkt ilk oyunu Dark Souls 3 olabilir. Benim tecrübe seviyem o kadar fazla ki burada kolay ya da zor demem hiçbir şey ifade etmiyor. Yedek Skandir'in benim için kolay bir boss. Zor olduğunu söylemeliydim ise seriye yeni bir tarz getirmiş olması. İlk fight'a girdiğimizde Yudex kargılı zırhlı bir savaşçı. Hatta perilenebiliyor bile. Aslında periden yani savuşturmadan burada bahsedeyim çünkü bir daha kullanmayacağım. Bence serideki peri mekaniği yeteri kadar iyi değil. Çoğu oyunda peri mekaniklerini sonuna kadar kullansam da Dark Souls'da genelde kaşındım. İlk oyundaki şövalyeler gibi istisnalar var ama bence güvenilir bir alet değildi. Çünkü neyi perileyip neyi perileyemediğimizi gösteren bir şey yok. Denemeli ve öğrenmelisiniz. Fakat deneyip başaramadıysanız zamanlamayı tutturamamış da olabilirsiniz. Yani yine bir sonuca varamadınız. Son çözüm ise internetten hangi sahalarının savuşturulabildiğine bakmak. Bence de bu bayağı sıkıcı. O yüzden ben de kullanmıyorum. Yudex'te birkaç kere başarılı oldum. Fakat söylediğim gibi Dark Souls 3 yeni bir tarza geçiyor. Yudex yarı canında canavara dönüşüyor ve tüm hareketleri değişiyor. Daha vahşi, hızlı ve saldırgan düşmanlar Dark Souls 3'ün temeli. Fikrin nereden geldiği de çok açık. Serinin önceki oyuncuları bile bu hıza alışmakta zorlanabilirler. Tabii ki de karakterimiz de daha hızlı ve enerjimiz daha zor bitiyor. Yudex Gander'in bu anlamda zor olması da bence onu iyi bir eğitim boss yapıyor. Bak, bu oyun diğerlerinden böyle farklı. Ve bu hızı öğrenmen, alışman gerekiyor. İlk oyundaki mekanla aynı isme sahip olsa da şekli benzer değil. Merkezimiz burası ve tüm karakterleri burada topluyoruz. Ya da buradan geçiyorlar. Seviye atlamamızı sağlayan Firekeeper, genel eşyaları satan hizmetçi, Yıkık Şövalye ve Demirci Andre. İlk oyundaki demircinin ta kendisi. Bence şimdiden neden bu kadar ilk oyundan gelen şey var demeye başladınız. Devamı da gelecek çünkü oyunun ana teması bu. Ama aralarında başka bir oyunun olduğu aklınıza gelince biraz garip ve bayat hissettiriyor. Şu an Firelink Shrine'de yapabileceğimiz bir şey yok. 5 Lord için 5 taht var ve onları tahtlarına oturtmamız gerekiyor ki ateşi yakalım. Ama aralarından Rudleth gönüllü olarak gelmiş ve tahtında diğerlerini bekliyor. İlk ve ikinci oyundaki gibi farklı rotalarımız yok. Direkt ilk bölüme ışınlanıyoruz. Önceki oyunda olduğu gibi bunda da en baştan beri istediğimiz bonfire ışınlanabiliyoruz. Ve ben yine fanı değilim. Yapım aşamasında bu sistem daha farklı düşünülmüştü. İlk bonfire gibi diğerlerini de oyuncular kendisi yaratacaktı. Sistemden kalan izi ilk odada görüyoruz aslında. Ama yapım aşamasında bu kaldırıldı ve yeni sistem geldi. Bence oyunun sonunda tempoyu arttırmak ve ilerleme olduğunu göstermek için kullanılabilir bir sistem. Tüm kapıları açtın, düşmanları yendin, bölümleri iyice tarayarak geçiş noktalarını buldun ve buraya kadar gelmeyi başardın. Ödülünle artık mekan seni eskisi kadar kısıtlamayacak ve macerana daha özgür şekilde devam edeceksin. Ama Dark Souls 3'te ve 2'de oyunun başlangıcında bu güce sahipsiniz. Ve ilk oyundaki gibi bir sınırı yok.
Lothric duvarları da ilk oyundaki Undead Burg'ün benzeri fakat farklar açık. Artık bölümler dar koridorlar ve küçük odalardan oluşmuyor. Mekanlar daha geniş ve açıkçası daha rahat. Bu savaş sisteminin değişimiyle alakalı. Daha hızlısınız, daha çok hareket etmeniz gerekiyor ve bu hareket içinde boşluk olmalı. Bu yüzden artık dünya daha büyük. Ama aynı zamanda biraz fazla rahat hissettiriyor. Her köşede pusu bekleyip ruhlarınızı kaybetmekten korkmuyorsunuz çünkü kaçacak yeriniz bol. Takla atarak uzaklaşabilirsiniz. Düşmanlar da buna göre ayarlanmış ama yeterli değil. Çünkü hepsi dev, süper hızlı yaratıklar değiller. Aslında bu daha ilk bölüm, çok gergin olması beklenemez. Düşmanların çoğu pasif, sadece vurduğunuzda hareket eden hollowlar. Boyutları büyüse de hareketleri tahmin edilebilir. Şövalyeler bile o kadar büyük tehlike değiller çünkü canları çok az. Çok uzun da değil. Boşluk fazla olduğu için dev gibi görünüyor fakat içerik o kadar yok. Kurtardığımız Grey Rat isimli hırsız bize katılıyor. Tek bir kısa yoldan sonra da bir boss ile bitiyor. Ward yine vahşileşmiş insan temasını vurgulayan bir boss. Büyük, hızlı ama hantal, Yidex'ten kolay bile denebilir. Arkasında durursanız kolayca yenebiliyorsunuz ve mimikten düşen bu baltayı aldıysanız. Kapının ardında ise neredeyse gideceğimiz tüm bölümleri görüyoruz. Lordran'ın tam tersi gibi. Yukarı tırmanmak yerine aşağı iniyoruz. Firelink Shrine Lothric'te olduğu için diğer lordların toprakları burada birleşiyor. Yani tüm bölgeler Lothric'e yaklaşıyorlar. Undead Settlement bence daha hatırlanabilir bir bölüm. Birleşen toprakları görüyoruz ve indiğimizde Lothric'i haçlarını tamamlayıp ölmüş hacılar ile karşılaşıyoruz. Fakat aralarından biri yaşıyor ve külün şampiyonuna katılmak istiyor. Yol ve diğer hacıların görünüşünün nedeninden kesin emin olmasam da bir metamorfoz ile alakalı olduğu belli. Dark Souls 3 ateşten çok karanlık ile ilgili bir oyun. Ateşin en zayıf olduğu zamanda geçiyor zaten. İnsanlar da karanlığı temsil ediyor ve üzerlerindeki etkilerini de görüyoruz. Yerleşkenin kapısı içeriden kapatılmış. Garip bir durum çünkü burası ölülerin bırakıldığı bir bölge. Ve şu an ölülerden başka hiçbir şey yok. İki grup neden kavga ediyor bilmiyorum. İçeridekiler orada yaşayan insanlar ve onları yöneten Engizisyoncular. İnsanlar yakılmış, kafeslere konulmuş ve tavanlardan asılmış. Nedeni ise undead yani ölü olmaları. Bu yöntemleriyle tekrardan doğmuyorlar. Fakat komik olan bunu onlara yapanların da bir süre sonra aynı duruma düşüp rutini tekrarlamaları. Tabii ki bunlar yeterli olmuyor ve lanet tüm ülkeyi kaplıyor. Karşımıza çıkan bir diğer şey ise kule ve üzerindeki okçu dev. Şimdilik zararsız ama bizi görmediği için. Bölüme girmeden önce hırsızımız Grey Rat bize bir arkadaşından bahsetmişti. Burada arkadaşına ne olduğunu öğreniyoruz. İlk yerleşiği geçtiğimizde dev bizi görüyor ve füze atmaya başlıyor. Bu arada neden saldırdığını bilmiyorum. Undead yani aklını kaçırmış bir halde değil. Sadece spor olsun diye buradan geçenleri vuruyor. İstersek burayı bırakıp diğer yolu tercih edebiliyoruz. Nedense bu bölüm ilkinden daha canlı duruyor. Yanan ateşler, devreye atanlar, düşmanların sayısı, daha aktif bir bölge ve hiç ölü durmuyor. Diğer yolda bir kafeste de Koenix'i buluyoruz. Pyromancy büyücüsü fakat bu oyunda hiç alakamız olmayacak çünkü büyük kullanacağım. İstediğim silahı da burada buluyorum. Önceki oyunlarda yaptığım karakterler en azından işe yarıyordu. Fakat bu oyundaki ekipmanım iğrenç olacak. İlk oyunda kesici bir silah ve pyromancy kullandım. İkinci oyunda ezici ve miracle'lar, bunda ise delici ve büyü kullanacağım. Yani partizan ve asa. Hem de ben bu oyunları hiç ağır zırhlı oynamadım. Çünkü bence hafif olup kaçınmak çok daha iyi bir strateji. Bu yüzden ağır zırh denemeye karar verdim. Fakat aynı anda bu kadar geniş bir karakter yapınca güçlenmem çok yavaşladı. Çünkü zırhları taşıyabilmek için vitality özelliğini güçlendirmeniz gerekiyor. Ve bir seviyeyi buna feda etmeniz lazım. Ekipmanın iğrençliğini mızrakla girdiğim ilk boss'tan anlayabiliyorsunuz. Curse Rotted Greatwood belki de oyundaki en kolay boss. Yumurtaları patlatıyorsunuz ve dünyanın en yavaş saldırılarından kaçıyorsunuz. Ben değişiklik olsun diye birini çağırdım. Fakat o da sanırım yeni bir oyuncu. Mızrağın sorunu çok küçük bir noktaya saldırması ve menzilinin göründüğü kadar uzun olmaması. Hasarı da çok iyi değil, o yüzden kullanması bayağı zor. Greatwood o kadar uzun sürdü ki bazı animasyonları ilk kez bu dövüşte gördüm. Bölümde Miracle'ı öğreten karakter bulunuyor ama şu an erişemiyoruz. Aegon da onu koruyor. Girdiğimiz kilisede ise yeni soğan şövalye asansörü kullanmaya çalışıyor. Yukarıya çıkamamış. Aslında asansör indiğinde yukarı çıkan asansör yerini alıyor. Ve bize saldıran deve ulaşıyoruz. Barışalım diyoruz ve bu kadar. Artık saldırmayacak. Sigvard bu sefer de asansörün yarısında düşmüş. Burada ise karşısındaki şeytanın nasıl yeneceğini düşünüyor. Ardından da uyuyor. Kilisenin altından ise yeni bölüme geçiyoruz. Road of Sacrifices sizi yavaş geçmeniz gereken bir bölümle karşılıyor. Düşmanlar çok sayıda, hepsi aşırı agresif ve menzilleri çok uzun. Aralarından koşarak geçebilirsiniz ama eşyaları atlamış oluyorsunuz. Bence bölümün iyi yeri de burası. Devamı dev bir bataklık ve hem sıkıcı hem de fazla büyük. Bataklığa geçmeden önce Andri ve Horus ile karşılaşıyoruz. İkisi Cathedral of the Deep'teki Aldrich'e doğru gidiyor. Bataklık sinir bozucu yaratıklar ile dolu. Ya canlar çok fazla ve öldürmek uzun sürüyor
ya da direkt sizi engelleyecek şekilde hareket ediyorlar. Mesela yengeçler hızlılar, canları çok ve hızınızı yavaşlatan bölgelerde bulunuyorlar. Direkt yanına geçmeniz gerekiyor. Bataklık ağaçlarla dolu olduğu için de nerede olduğunuzu anlamıyorsunuz. Ve ben bu bölümü komple unutmuşum. Birkaç bina olduğunu sanıyordum ama aslında bir tane varmış. Ve bir sonraki bölüme o kadar benziyor ki kafamda birleştirmişim. Yıkıntı ise bir büyücünün evi ve onun adamlarıyla savaşıyoruz. Biraz sinir bozucu bir bölüm çünkü benim hem çok sayıda düşmana hem de menzilli büyülerine düzgün bir cevabım yok. Mızrak bayağı işlevsiz kalıyor. Windheim'li Orbeck'i de burada buluyoruz. Ve tomarlar karşılığında büyü öğretmeyi teklif ediyor. Evin sahibi büyücüye ulaştığımızda ilk dikkat çeken şey şapkası. Bize kimin izinden gittiğini gösteriyor. Bölüm gibi boss da sinir bozucu. Ama bence eğlenceli. Biraz vurduktan sonra kaçıyor ve kopyalarını ortaya çıkarıyor. Onları eleyerek ilerliyor ya da direkt gerçek olana saldırıyorsunuz. Çok ilginç, mükemmel bir tasarım değil. Ama farklı ve akılda kalıcı. Crystal Sage'in arkasından devam edebiliriz. Ama şimdilik yolumuza bakalım. Buradaki yapıyı 3 karakter koruyor ve hepsini merdivenden düşürüp devam ediyoruz. Sonra da bir işgalci beni lagla öldürüyor. Ferenkeep ile önceki bölümü neden karıştırdığımı anlamışsınızdır. Daha çok bina, daha karanlık, geri kalan tamamen aynı. Yavaşlatan zeminler, fazla güçlü düşmanlar, dev alan. İlk gördüğünüzde de keşfetmek istiyorsunuz. Çünkü serinin en önemli kısımlarından biri bu. Ama Ferenkeep devasa olmakla beraber karışık da. Farklı noktalar var ama bunlar birbirine o kadar benziyor ki tam olarak nerede olduğunuzu anlamıyorsunuz. Her köşesini gezmek isteseniz de bir nokta diğeriyle neredeyse aynı olduğu için nereye gidip gitmediğinizi anlamanız imkansız. Bataklık zehirli ve aşırı güçlü yaratıklar ile dolu olduğu için de acele ediyorsunuz ve yön bulma duygunuz tamamen kayboluyor. Mesela oynayışımda bir köşeyi kaçırmışım ve bir görevi tamamlamak için geri döndüm. Ama bu serinin ana teması mücadele. Yani böyle bölgelerin olağan hatta beklenir olması gerekiyor. Bu anlaşılabilir bir konum. Ama bu bölgenin ilgi çekici başka bir yanı yok. Diğer tehlikeli bölgeler gibi yavaş yaklaşamıyorsunuz ya da direkt koşarak geçemiyorsunuz. Çünkü ateşleri yakmanız gerekiyor. 3 ateşi de yaktığımızda kalenin kapıları açılıyor ve ilk Core Lord'umuzla karşılaşabiliyoruz. Fakat yapabileceğimiz birkaç şey daha var. Kuleye tırmanıp Feren bekçi köpeklerine katılabiliyoruz. Gruba katılırsanız Feren Keep'te gezen oyuncuları istila edebiliyorsunuz. Dark Souls 3'ün çok oyuncalı kısmı genelde böyle çalışıyor. Belli bir bölge ve onu koruyan üyeler. Üstünde ise taştan bir şeytan var. Mini boss gibi bir şey çünkü kendine özel ruhu var. Köprü de aslında yerleşkeye girdiğimiz yerin devamı. İlk Core Lord'umuz Abyss Watchers. Artorias'ın izinden gitmiş bir grup. Abyss yani karanlık nereden yükseliyorsa o krallığı yok ediyorlar. Ve bu kadar maruz kalınca da kendileri de karanlığa düşmüşler. İlk denememde bayağı zorlandım ve büyük ihtimalle birkaç denemede geçerdim ama uğraşmak istemedim ve diğer bölgeye devam ettim. Uzun ve düşmanlarla dolu bir yoldan sonra Cathedral of the Deep'in girişine anca varabiliyoruz. Ve kenardaki kuyunun içinde yardım isteyen biri var. Şu an elimizden gelen bir şey yok. O yüzden içeri devam ediyoruz. İçerideki adam ise bize bir kağıdın içine çekiyor ve DLC'ye geçiş yapıyoruz. Fakat biraz erken o yüzden çıktım ve normal bölüme devam ettim. Cathedral of the Deep bayağı geniş ve yüksek bir bölüm. Ve bu yüzden öncekilerden daha farklı hissettiriyor. Girişi güçsüz ama sürekli doğan düşmanlarıyla dolu bir mezarlık. Ve aralarından kaçarak binaya ulaşmanız gerekiyor. Bu koşturmacada üstünüze atlayan solucan yaratıklar üzerimize bulaşıyor ve sürekli kanıyoruz. Çözmenin yolu meşaleyi elinize almak ama bende meşale yok. O yüzden bir bonfire ya da kısa yol bulana kadar etrafta koşturuyorum. Aslında bataklıklar ile aynı mantık. Bolca düşman ve sürekli hareket etmeniz gerekiyor. Fakat burada bölüm anlaşılabilir ve sinir bozucu mekanikler yok. Daha eğlenceli, hızlıca geçebileceğiniz bir kısım. Binanın içi ise yine kısa. Eğer direkt geçmek istiyorsanız. Ama gezmek istiyorsanız baya büyük. Öldürebileceğiniz iki dev ve içinde birkaç oda var. En üst kata ulaşabilirseniz bir bonfire ve Rosaria'nın parmakları grubu var. Ama ulaşmanız için bu köprüyü geçmeniz gerekiyor ve yanında da bir soğan şövalye, ileride hazine olduğunu söylüyor. Oyunu önceden oynamış olsam da orayı nasıl açacağımı bilmiyordum. Ve ararken tüm haritayı gezdim. Gitmek için dışarıdan tavana çıkmanız gerekiyor. Oradan ise yanına atlıyoruz. Patches da böylece bize katılıyor. İstersek Patches'tan Sigurd'un zırhını alıyoruz ve nasılsa bu zırh sayesinde kuyudan çıkabiliyor. Bölümün boss'u ise baya kötü. Hatırlarsanız Henry de buraya gelmeye çalışıyordu. Çünkü Aldrich'in peşindeydi. Fakat burada Aldrich yok. Onun papaz grubu var. Ve boss gerçekten bu kadar. Horus ile papazları öldürüyoruz ve sonlara doğru en papaz olanlar ortaya çıkıyor. Herhangi bir şekilde tehdit değiller. Ve tek farklı yanları sayılarının fazla olması. Akılda kalıcı ama sıkıcı ve garip olduğu için. Artık Abyss Watchers'a dönebiliriz. Zaten başka bir yolda yok. Abyss Watchers bir önceki boss'un olmuş hali. Birbiriyle dövüşürken siz de saldırmaya çalışıyorsunuz. Herkes sürekli hedef değiştiriyor. Karakterler de hızlı ama kolay engellenebilir olduğu için Deacon's kadar düşük tempolu değil.
yanımdaki Summon'la da birlikte sokak kavgasına dönüştü. İkinci evresinde ise tüm güç tek bir bekçide birikiyor ve tek başına dövüşmeye başlıyor. Evet, biraz daha zor ama artık alevli bir düşman. Hızlı, garip hareketleri var ama bence özel yapan şeyi kaybediyor. Bu geçiş hep bana garip geliyor. Bekçilerin kalesinden başka bir ülkenin mezarlarına geçiş yapıyoruz. Olayın tam açıklaması yok. Çünkü ateşe yaklaşan ve birleşen topraklar Korlordların toprakları ve Karthus'ta bir Korlordu yok. Ama karanlığa düşmüş bir krallık, yani Feren Keep, bu mezarların üzerine kurulmuş diyebiliriz. Mezarlar ise başta güzel görünse de o kadar aynı ki kısa geçiş bölümü dev gibi hissettiriyor. İçerisindeki düşmanlar da iskeletlerden ibaret ama bazıları bekçiler kadar hızlı. Savunmaları zayıf olsa da diğer iskeletlerin arasında uğraşmak zor. Aslında başka bir sorun da yok. Ortadaki merdivenlerden geçmeye çalıştığınız zaman bir iskelet topu üzerinize geliyor ve sizi aşağı düşürebiliyor. Eğer fark ettiyseniz kaçması kolay ve ileride kapatabiliyorsunuz. Ama Andre'yi yalnız buluyoruz. Yani Horus bu tuzağa yenilip aşağı düşmüş. Aldrich'i katedralde bulamayınca evine doğru yola çıkmışlar. Fakat mezarlarda ayrı düşmüşler. Maalesef Horus'un izinden gidip kurtaramıyoruz. Mezarlardan çıkarken bir köprüyle karşılaşıyoruz. Oynarken biraz ucuz hissettirebiliyor. İskeletler biraz fazla güçlü gibi. Ama tüm sorunu bir anda çözebiliyorsunuz. Sonda ise Karthus'un lordu Vonner ile karşılaşıyoruz. Cursewood gibi boss ve direkt zayıf noktalarına saldırmaya çalışıyoruz. Ve ben yine aynı sorunu yaşıyorum. Mızrakla nişan almak zor ve geniş saldırısı da çok zayıf. Dev gibi iskelet benden kaçabiliyor. İki kere öldüm ben bu boss'a. Ama sorun bende değil, mızrakta. Hem de bu boss'u hep o kadar hızlı geçtim ki mekaniğin tam nasıl çalıştığından emin değilim. Bilekliklerini kırmak gerekiyor ama ellerine vursam bilekliğe vurmuş sayılıyor muyum? Yoksa direkt bilekliğe mi vurmam gerekiyor? Ben de sürekli tam bilekliği tuturmaya çalıştım. Yeni bölüme geçmeden önce Firing'de birkaç şey yaptım. Yanımıza aldığımız Yol, içimizdeki karanlığı kullanarak bedava seviye verebiliyor. Bir süre sonra ise ölüyor ve Yuria isimli biri beliriyor. Bizim, karanlığın ve Londor'un lordu olduğumuzu söylüyor. Şu anda sadece büyü satıyor ama ileride farklı şekilde hizmet verecek. Hizmetçiden anahtarı aldım ve Aegon'un koruduğu Irina'yı getirdim. Miracle büyülerini öğretebiliyor. Satılan diğer anahtar ise kuleye açılıyor. Kulenin tepesinde Ateş Bakıcısının ruhunu buluyoruz. Geri dönerken yine aynı şey oluyor. Bu sefer kapıyı kapatmış. Gördüğümüzde yine özür diliyor, aynı şeyler. Ateş Bakıcısının ruhu ise üzerimizdeki siyah mühürleri yok etmeye yarıyor. Ama bunun için seviyenin ücretini ödemeniz lazım. Bunu yapmanız için hiçbir sebep yok. Sadece tipinizi düzeltiyor. Direkt Purging Stone kullanabilirsiniz. Sadece hikayeyle alakalı bir mekanik. Az önce iskeletleri nasıl yendiğimizi hatırlıyor musunuz? O köprü aslında bir merdiven. Ve mezarların devamından bir göle iniyoruz. İlk oyundaki Ash Lake yanmış ve şeytanlar tarafından ele geçirilmiş. Bence biraz saçma. Ash Lake her şeyin dibinde ağaçların içinden geçerek ulaştığımız bir yerdi. Ve dünyanın dışında hissettiriyordu. Burada ise yüzeye bayağı yakın ve tüm gizemini kaybetmiş. Belki de dünya o kadar sıkıştı ki İzalith ve Ash Lake birleşti. Bilmiyorum, bana ucuz geliyor. Gölün bir tarafında dev bir kurt, diğer tarafında ise dev bir arbalet var. Kurdu öldürmeye çalıştım ama durup dururken ölünce bir daha denemedim. Arbalete ise erişemiyoruz. Hem ateş ediyor hem de sağdan çıkacak bir yol yok. Fakat bir mağaradan bu açıklığa ulaşabiliyoruz. Ve Horus bizi bekliyor. Düşüp öldükten sonra hollow olmuş ve bize saldırıyor. Burada Horus'u yenmeniz önemli. Eğer öldürmeden Andre'ye bahsedersek, Andre buraya geldiğinde ölüyor ve görevine devam edemiyoruz. Bunların dışında iki kısım var. Biri boss, diğeri ise şeytan harabeleri. İlk harabelere girdim ve burası Karthus'un aynısı. Sadece iskeletler yerine şeytanlar var. Benzer duvarlar, yapılar, koridorlar. Kaybolmanız da çok kolay. Çünkü çoğu yol direkt birbirine bağlanıyor. Başka bir kısma devam eden tek bir koridor var. Harabeler de ilk oyundaki İzalith'in kalıntıları. İlk oyunda komple bir şehir ve lavla kaplı olsa da tüm şehri mezarlığa çevirmişler gibi. Kızlar bile burası inşa edilene kadar yaşamış. Onların cesetlerini bulabiliyoruz. Hikaye olarak yine garip gelen bir şey ise bu kara şövalye. Gwyn ile birlikte İzalith'e saldırıp zırhları yanan askerler. Buradaki kaç yüzyıldır ya da bin yıldır şeytanlarıyla savaşıyor ve nasıl yeni yapılar inşa edilirken bile burada kalmayı başardı. Devam ettiğimiz rota ise gölün diğer tarafına, arbaletin yanına gidiyor. Ve yol bayağı zor. Hem uzun hem de güçlü düşmanlara dolu. Sonunda da arbaleti kapattık, gölün diğer yanını gezebiliyoruz. Fakat burada da iyi eşyalar yok ve yengeçler var. O yüzden değmez. Bölümün boss'u ise eski şeytan kral. Kral, İzalith'teki kaosu gören son şeytan. Etrafında da ilk oyunda öldürdüğümüz şeytanların cesetlerini görebiliyoruz. Dünyanın sonunda şeytanlar neredeyse tamamen yok olmuş. Kalanlar ise taşlaşmışlar ve başı başı dolaşıyorlar. Sonuncuları da biz yok ediyoruz. Kolay da. Yanımda Summon olmasına bakmayın. Onlar aslında zorlaştırıyorlar. Tek başıma daha hızlı öldürürdüm. Old Demon King'in önceki bosslar gibi numaraları yok.
kendisi ve elinde çekici, bu kadar. Ama hem saldırıları yavaş hem de iyi tutturamıyor. Tabii benim tank gibi olmamın da etkisi var. Boss'tan sonra bölüm bitiyor. Kurt var ama uğraşamam. O yüzden Wander'in yanından devam ediyoruz ve Irithel'in manzarasıyla karşılaşıyoruz. Manzara demişken oyunun sunumu hakkında konuşabiliriz. Dark Souls 3'ün ana teması belli. Ölümün eşiğinde olan bir dünya. Tüm oyunların ana konusu bu olsa da 3 bunu sonuna kadar götürmüş çünkü serinin bitişi olması gerekiyor. Yani dünyanın hayatsız gözükmesi gerekiyor. Ve öyle de. Tamamen renksiz bir dünya. İstediği havayı veriyor. Depresif, ruhsuz, kurtuluşun olmadığı bir yer. Ama aynı sebep yüzünden de sıkıcı ve düz görünüyor. Renkli bölümler yok değil. Mesela Irithel ama o da soluk mavi. Başka bir tanesi ise iğrenç bir sarı ve bu kadar. Oynanışa etkisi de var. Etraftaki objeler ve mekanlar arasındaki renk farkı bu kadar düşük olunca yön duygunuzu kaybedebiliyorsunuz. Çünkü her şey gri ve birbirine benziyor. Kartus ve harabeler bu yüzden bu kadar karışık bölümler. Taştan duvarlar, tavanlar, zeminler oyun boyunca tekrar ediyor. Işıklandırma sistemi ise yine aynı fakat önceki oyundan iyi kullanılmış. Yine açık alanda bulunan bölümler çok iyi görünüyor. Tabi zamanın verdiği eskilik var. Ama mimarinin estetiği o eksikleri tamamlıyor. Fakat bu ışıklandırma sistemi ilk oyundakiyle aynı. Sorunları da hala devam ediyor. Yokluktan gelen ışıklar, garip yansımalar, yanlış çalışan ışıklar, sistemin zamanına göre bile eski olduğu belli. Işıklandırma tecrübeyi çok etkilemese de bence sunumdaki başka bir sıkıntı bu oyunun estetiğinin komple başka bir oyundan geliyor olması. Bazen tamamen aynı olan bölümler, karakterler, 3 oyundur aynı şeyleri görüyoruz. Şövalyeler, şeytanlar, kaleler, zehirli bataklıklar, büyük kurtlar, serinin bir parçası evet ama Dark Souls 3 biraz fazla abartmış gibi. Gerçekten karar veremediğim bir konu. Evet bu bir seri ve diğer oyunlardan öğeler barındırmak zorunda. Ama aynı karakterler, zırhlar, mekanlar olunca da sanki 3 oyundur aynı şeyleri yapıyormuşuz gibi geliyor. Muhtemelen çok mantıklı bir yorum değil. Belki ben seriden biraz yorulmuş da olabilirim. Irithel'in çok güzel bir başlangıcı var. Kilitli olan şehri Aldrich'in bebeğiyle açıyoruz ve arkamızdan dev bir köpek koşmaya başlıyor. Şehir hikayede önemli bir yer. Bir zamanlar karanlık ve insanlık üzerine deneylerin yapıldığı ölü bir mekan. Şövalyeler ve hayaletleri boş sokaklarda devreye atıyor. Sanırım Dark Souls 2'de çok düşman var yorumumu bayağı önemsemiştir. Şövalyelerin sayıları az ama saldırıları çeşitli ve hasarları yüksek. Mekan olarak diğer bölümlerden daha iyi olsa da eksikleri var. Diğerleri kadar benzer bölümler yok. Geçtiğimiz kısımlar sürekli değişiyor ve hatırlayabileceğiniz noktalar var. Fakat ilerlemesi bayağı bir garip. Amacımız tabii ki de şehrin ortasındaki dev katedral. Ama kapıları kapalı. Bu yüzden mezarlıktan ve bir depodan geçtikten sonra şehrin önündeki göle iniyoruz. Buradan bulduğumuz diğer yol ise Anor Londa'daki eşyalar ile süslenmiş bir malikaneye açılıyor. Gümüş şövalyeler bile var. Devamında da dönerek Pontiff'e ulaşıyoruz. Pontiff bayağı iyi bir boss. Dengeli ve eğlenceli. Özel bir numarası yok. İki kılıçlı bir savaşçı. Saldırılarını tahmin edebiliyorsunuz ama boyutuna göre hızlı olduğu için de yine de tetikte kalmanız gerekiyor. İkinci evresinde ise kendi hareketlerini tekrar eden bir klon çağırıyor. Bu aslında eklenti paketinin son boss'una benziyor biraz. Zor bir boss değil. Ben 3 kişi girince de biraz fazla kolay oldu. Şehir aslında burada bitmiyor. Ama ben göle indiğimde başka bir bina daha buldum. Şimdilik oraya devam edelim. Sürekli aşağı gidiyoruz ve sonunda şehrin zindanlarına varıyoruz. Ben burayı gardiyanlar yüzünden daha sinir bozucu hatırlıyorum. Ama bu sefer direkt onlara yaklaşmadan oynadım ve hiç sorun olmadı. Hatta bölüm bayağı eğlenceli geldi. Hücreler arasında dolaşarak aşağı inen kapıyı ve anahtarı arıyoruz. Uzun da sürmüyor çünkü ilk alan çok büyük değil. Bende bile kısa sürdü çünkü ben küçük bir sorunla karşılaştım. Zindanlara girerken Sapporo isimli biri tarafından istila edildim. Ben bunun oyunun karakteri olduğunu düşündüm. Çünkü ismi çok uygundu. Zindanı keşfederken bir anda Sapporo belirdi. Eşyaların kılığına girerek saklambaç oynamaya başladı. İkinci yeri çok belliydi ama diğerlerinde de hep yakalamayı başardı. En sonunda da kılık değiştirmeyi denedi ama ben yemedim. İlk bölümün bitişindeki sahne çok güzel görünüyor ama Sapporo ile uğraştığım için manzaranın tadını çıkaramadım. İkinci bölümde ise o kadar yavaş ilerledim ki canı sıkıldı ve ayrıldı. Zindanın devamı aslında bir hücre etrafında dönüyor ve tünele girdiğimizde bitiyor. Hücre bir dev için ve aslında büyük bir engel de değil. Farklı rotalardan giderseniz hızlıca geçebiliyorsunuz. Sonraki bölüm daha da opsiyonel. Açık alan ve etrafında hücreler var. Fakat bu hücrelerde hem önemli itemler hem de yeni bir karakter var. Karla farklı bir karakter olsa da oyun içinde bir hikayesi yok. Diğer eğiticilerin öğretmediği karanlık büyüleri öğretiyor. Ve Demon Souls'a referans. Bu kadar. Sıradaki bölüm Profane Capital. Öncekinden de kısa ya da akılda öyle kalıyor. Başlangıcında bir Dark Souls 2 referansı var ve ilerlememiz de buna göre şekilleniyor. Merdivenci Gilligan ve etrafında merdivenlerini görüyoruz. Bu merdivenlerden hangilerini kullandığımıza göre bölümün neresine gittiğimiz değişiyor.
Bir yol dibe doğru giderken, diğeri koridorların ardından bataklığın ortasındaki bir kiliseye açılıyor. Oyundaki bataklıklar sinir bozucu olsa da hızlı geçmenin bir yolu var. Bıçakları alıp weapon artlarını istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Kilisenin tepesinde ise bir büyücü var. Dark Souls 3'ün çoğu bölümü geniş olduğu için bunun gibi daha odaklı, dar alanlı bölümler çok kolay parlıyor. Koridorlardan ilerleyip bataklıktaki kırk ayaklarla savaşıyor ve kilisenin içinde dev el yaratıklar buluyorsunuz. Tepesindeki büyücüyü yenip bu gizli balkona atlıyor ve yine bir yere sıkışmış Soğan Sigurd'u buluyorsunuz. Bölümün ana rotası burası değil tabii ki. Profane Capital, Core Lord'u Yorm'un evi. Sigurd da hayattayken ona söz vermiş arkadaşı. Hikayesini devam ettirdiğinizde buraya kadar geliyor. Hazineler ve gardiyanlarla dolu koridorları geçtikten sonra ikinci Core Lord'umuza ulaşıyoruz. Dev Yorm çoğu kişinin sevmediği bir boss ve haklı sahiplerden. Abyss Watchers'ın farklı yanı birden fazla karakter olması ve kendi içinde savaşmasıydı. Yorm'un olayı ise yenmek için kullanmanız gereken özel bir silah olması. Zorunlu değil ama istenilen yolun bu olduğu belli. Normal hasarınız çok düşük kalıyor ve Sigurd da bu kılıç kullanıyor. Bu seri için yeni bir fikir değil. Demon's Souls'da da aynı isimdeki kılıcı uçan bir boss'u öldürmek için kullanıyorduk ve orada çok daha kötüydü. Bence böyle farklı boss'lar eğlenceli, özellikle de ana boss'lardı. Normalinden daha farklı bir deneyim sunuyor ve akılda kalıyor. Fakat Yorm'unki eğlenceli değil. Dark Souls 3 bir rol yapma oyunu ve herkes kendi karakterini oluşturuyor. Asıl mantığı bu. Oyuncuların kendi oluşturdukları karakterler ve becerileriyle mücadeleleri aşarak maceralarını tamamlaması. Yorm ise hem mücadele değil hem de oyuncuların karakterlerini tamamen göz ardı ediyor. Büyücü, okçu, suikastçı, savaşçı ne olursanız olun bu savaşta herkes aynı. Bu serinin Quick Time Event boss'u bile diyebiliriz. Yorm'un ardından Sigurd da görevini tamamlamış oluyor ve ekipmanlarını bırakıp yok oluyor. Pontiff'in devamı Irithyll şehrinin arkasına açılıyor. Bölge, devler ve katedraldeki papazlarıyla dolu. Bu papazların grubuna katılabiliyoruz. Ama ben o bölümü tamamen bitiremedim. Tekrar bir probleme karşılaştım. Bu bölümü bir daha denemedim. Irithyll'in devamı tanıdık bir şekilde devam ediyor. İki korkuluk ve tepelerinde okçu şövalyeler. İlerledikçe bölümün Gwyn'in şövalyeleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Ve sonunda nerede olduğumuzu anlıyoruz. Nedense burası beni o kadar etkilemiyor. İlk oyundaki en önemli bölümlerden ve en iyi hissettiren bölümlerden biri. Mücadeleleri aşıp tanrıların şehrine oluşuyoruz. Burada ise bir kopyası gibi hissettiriyor. Belirli noktalar alınmış ve arka arkaya koyulmuş. Mesela buradaki dev demirci. Anlıyorum, nostaljik hissettirmesi gerekiyor ama samimi değil gibi. Çünkü neredeyse her bölüm diğer oyunlara fazla belirgin bir gönderme içeriyor. Ve artık sıradaki göndermenin ne olacağını tahmin eder hale geliyorsunuz. Anorlunda da geniş, karmaşık, detaylı bir bölüm değil. Orijinal bölümün en sonu sadece. Kapıyı açıyorsunuz ve boss'a giriyorsunuz. Ben burada bayağı Andri'yi aradım. Çünkü Andri ve Horus'un amacı Aldrich'e ulaşmaktı. Sis'in arkasında da o var. Sonradan hatırladım, benim düğüne gitmem gerekiyor. Yuria bizi Lord olarak seçtiği gibi bir de eş seçiyor. Andri, Horus'un ölümünün ardından bir Londor ajanı tarafından takip ediliyor. Ve Anor Londa'da kaçırılıp nişanımıza hazırlanıyor. Aldrich en azından şu ana kadar oyundaki en kötü boss. Mantık olarak Crystal Sage'in aynısı. Uzaktan büyüler atıyor, yakınına gittiğinizde kaçıyor. Fakat kaçarken hasar veriyor ve büyülerinden kaçmak çok zor. Işınlanıyor, büyü atıyor. Siz o büyüden kaçmakla uğraşırken tekrar ışınlanıyor ya da başka bir büyü yapıyor. Eğer tam vurmaya başlarken ışınlanırsa da bir kere vurup kaçmanız gerekiyor, yoksa hasar yiyorsunuz. Ok yağmuru o kadar uzun süre takip ediyor ki bitmeden iki farklı büyü daha atabiliyor. İkinci evresinde ise yanıyor ve etrafı yaktığı için ondan da hasar alıyorsunuz. Tüm bunları geçelim. En azından ışınlanırken hasar vermeyebilirdi. Tüm o garip hareketleri yüzünden saldırı tutturmanın zor olmasını geçiyorum. Sadece o hasar kaldırılırsa bu boss çok daha düzgün olurdu. Çok mu zordu, çok mu uzun sürdü? Hayır. Ama adil hissettirmediği kesin. Aldrich'ten sonra bir ara sahneyle devam etmemiz gereken yere ışınlanıyoruz. Ana oyunun çoğunluğu bitti. Geride 3 bölüm falan var. Sadece size kısa gelmedi. Oyun diğerlerinden daha kısa. Bunun büyük bir nedeni oyunun mekan ve dünya tasarımı. Dark Souls 3 diğer oyunlardan daha hızlı bir oyun. Ve bölümleri de bunun yüzünden daha büyük. Yani aslında geçirdiğimiz zaman aynı. Ama düşmanlar aynı değil. Dark Souls 1 daha yavaş, daha dar mekanların olduğu, kaçmanın zor olduğu bir oyundu. Dark Souls 2 daha genişti. Ama düşman sayıları daha yüksekti ve enerjiniz daha azdı. Dark Souls 3 hem geniş hem düşman sayısı daha az hem de enerjiniz daha yüksek. Bu yüzden bölümler çoğunlukla gezilecek alanlar gibi. Sizi strese sokmuyor, zorlamıyor yani engellemiyor. Fark ettiyseniz bir bölüm bunu yaptığında övdüm zaten. Tabii bunu sıkıcı şekilde de yapmak mümkün. Bataklık bölümleri gibi. Her küçük ve dar olan bölümde etkileyici değil.
Profane Capital'ı ne kadar övsem de bir başkent için bayağı küçük. Özellikle yoruma giden kısım 3 oda bir koridordan ibaret. Aynı zamanda her geniş bölümde kötü değil. Undead Settlement'ta açık alanlar dolu olsa da bölüm hem içerikle dolu hem de sıkı. Uzun süre açık alanda gezmenize izin vermiyor ve daha dar alanlarda karşılaşmalara sürüklüyor. Oyundaki geniş bölümlerin başka bir sorunu da hiçbir yere gitmemeleri. Çoğu bölüm sadece bir öncekine ya da bir sonrakine bağlanıyor. İkinci oyunun kopuk haritasından sonra ilk oyunun havasına daha çok dönmeyi denemişler. Tüm bölümleri yüksek mekanlardan görebiliyoruz ya da geri bakarsak geçtiğimiz bölümleri de görebiliyoruz. Ama bu bölümler arasında bir bağlantı yok. İlk oyundaki gibi Firelink'ten New London'a, Valley of Drakes'e, Darkroot Garden'a ve Undead Parish'ten tekrar Firelink'e geri dönemiyorsunuz. Hatta geri ya da ileri gitmekten başka bir şansınız yok. Dark Souls 2'ye bunu yüzünden bayağı laf etmiştim. Çok büyük, bölümler kopuk, aralarındaki geçişler alakasız diye. Bu sefer bölümler alakalı ama direkt geçiş yok. Oyunun sonuna doğru dümdüz ilerliyoruz. Ve ara sıra yan bölümlere uğrayıp oyuna devam ediyoruz. Tabi oyunun başından beri ışınlanma olunca bunun bir anlamı da kalmıyor. Bir bölüme gitmek için kısa yolu aramıyor ya da en kolay rotayı ezberlemeniz gerekmiyor. Çünkü direkt orada belirebiliyorsunuz. Bu konuda bayağı duruyorum çünkü bence ilk oyunun en önemli noktası buydu. Dark Souls'un ana teması zorluk değil, macera. Oyuncunun bu macerayı kendinin yaşadığını hissetmesi için de bir mücadele gerekiyor. Eğer aşılacak bir engel yoksa oyuncuya da gerek yoktur. Herhangi biri ileri tuşuna basarak ilerleyebilir. Ama bir oyuncu kendi seçtiği ekipman ve stratejiyle bir engel aştığında bu bir maceraya dönüşür. İlk oyundaki mücadele de oyunun tamamıydı. Mesela en başta çanları çalmanız gerekiyordu. Anlaması zor yön tarifini çözmeli, gideceğiniz yolu bulmalı ve ekipmanınızı güçlendirerek düşmanları elemeniz gerekiyordu. Dark Souls 3'te ise dünya artık bir engel değil ve yolunuzu bulmanız gerekmiyor. Çünkü gidilebilecek sadece tek bir yol var. O da doğru yol. Önümüzdeki düşmanlar çoğunlukla engel değil. Çünkü etraflarından dolaşabiliyorsunuz. Ekipmanınızı güçlendirmek kolay. Çünkü eşyalar sırayla karşınıza çıkıyor. Yani sistemde de tek engel yolunuzu kesen bosslar oluyor. Ama bossları da yapay duruyor. Her biri sizi düello için dev arenalarında bekliyorlar. Pusuya düşüren Asylum Demon ya da dar alanda duran Capra Demon yok. Kulenin tepesinde Iron Golem ya da mağara içerisinde Rito. Arenalarında bekliyorlar ki poz verdikten sonra düello başlasın. Konu üzerinde biraz fazla gidiyor gibi durabilirim. Ama bu tarz dünyaları en iyi yapan oyun Dark Souls'du. Ve onlar da tamamen bıraktı. İleride de olmayacağı açık. Oyunun da tam burasında konuşmak istedim. Çünkü ilerlediğimiz çizgi bitince oyun bizi direkt gitmemiz gereken yere ışınlıyor. Yönümüzü bulmamız ya da düşmemiz gerekmiyor. Diğer bölümler gibi rastgele gezerek çıkışı da bulamayız. Çünkü çizginin sonundayız. Direkt oyuncuyu ışınlayarak da sorunu çözüyor. Geçiş de çok iyi değil. Kelsey'i yerine koyuyoruz ve Aldrich'in ardından direkt başka bir boss'a geçiyoruz. Boss ise Dancer of the Boreal Valley ve gerçekten iyi bir boss. Dark Souls 3'ün en iyi yanlarını yansıtıyor. Size eşit hissettiren insan bir boss, daha büyük ama büyüklüğü dev zırhlı şövalye tarzında değil. Uzun ince vücuduyla yavaş yavaş sinerek ilerliyor. Kollarının uzunluğu yüzünden de saldırıların zamanlamasını anlamanız zorlaşıyor. Sizin de bu düzensiz hareketleri içerisinde saldırabileceğiniz noktaları kullanmanız gerekiyor. Eğer yeterli seviyeye geldiyseniz dövüş gerçekten bir dans gibi hissettiriyor. Karanlık kilisede başta yanan kılıcıyla aydınlanırken sonlara doğru saldırıları tüm mekanı ateşe veriyor. Dancer'ın ardından direkt oyun sonuna gidebiliyoruz. Ama orayı en sona bırakacağım. Kaleye girmeden yana giderek bir yola giriyoruz. Ve şövalyenin ardından asansörle yeni bir bölüme geçiyoruz. Kralın bahçesi yine bir bataklık ve küçük bir alandan oluşuyor. Yan tarafta hiç kısa olmayan bir kısa yol açabiliriz ama bu kadar. En sonunda ise şövalyeleri tarafından korunan eski kral var. Kral ejderhaya dönüşmüş ve elinde görünmez bebeğini taşıyor. Oseiros savaşa büyücü olarak başlıyor. Aslında çoğu saldırısında büyü kullanmıyor ama asayla geziyor. İkinci evresinde ise bebeğini yere vuruyor ve vahşileşiyor. Oseiros'un tasarım olarak kime referans olduğu belli. Pulsuz, kristal büyü kullanan bir ejderha. İkisinin de kendi arşivleri var fakat savaş olarak alakaları yok. Seed oturup alan büyüleri atarken Oseiros asla yerinde durmuyor. Çok hareket ettiği için vurması zor olabilirdi ama alan o kadar küçük ki uzağa gidemiyor zaten. Oseiros'u öldürünce bölüm bitmiyor aslında. Cesetlerin arasında bir kertenkele adamı öldürüyoruz ve bağdaş kurma ifadesini alıyoruz. Duvarın dibinde ise bir sandık var. Arkası da sahte duvar. Bazen bunları nasıl bulmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat cevabı basit. Çevrim içi sistemlerle ortaya çıkabiliyorlar. Yerdeki mesajlar ya da duvarın içinden geçen hayaletler sayesinde. Başladığımız yere geri döndük. Çok güzel bir sorun var. Burası neden karanlık?
normalde kalenin diğer tarafında açık alanda olması gerekiyor. Karanlıkta yok olmuş diyemeyiz çünkü burası geçmiş. Yani bizim Firelink Shrine'ımız gelecekte ve biz gelecekten geliyoruz. O zaman geçmiş ve bizim uyanışımız arasında dünya karanlığa düştü ve tekrar mı ateş yakıldı? Peki dünyanın geri kalanı nasıl aydınlık? Havalı bir bölüm ama oyunu çok karıştırıyor. Harita tamamen aynı. Daha güçlü düşmanlar ve farklı itemler var. Gandir yine burada fakat orijinal haliyle. Gandir ateşi yakması gereken bir savaşçıydı fakat geç kalmıştı. Vardığında ateş sönmüştü ve çan çalmıyordu. Belki de bu karanlık dünya yine başka bir zamandır. Daha da çok karıştırıyorum sanki. Boss'un bu versiyonu diğerinden daha iyi ve temiz bir düello. Hızlı, menzili yüksek ve boşlukları bayağı fazla. Basit ama eğlenceli. Firing Shrine'de ise kırılmış kılıcı buluyoruz. Bonfire'a ışınlanmanıza yarıyor ve sınırsız. Bir de ilk ateş bakıcısının gözleri var. Görmemesi gereken şeyleri gösteriyor. Son bölüme yine ilerlemiyoruz çünkü gizli bir bölümü açtık aslında. Oseiros'tan sonra aldığımız ifadeyi Irithyll zindanlarının bu kısmında kullandığımızda bizi başka bir bölüme ışınlıyor. Fakat gitmeden önce bir sorumuz var. İlk oyuncuların bunu nasıl bulması gerekiyordu? Evet, aynı pozda bir heykel var fakat iki bölüm arasında bayağı uzun bir zaman var. Hatırlayıp iki pozun aynı olduğunu fark etmeniz imkansız. Burada ise sadece oyuncuların koyduğu mesajlar kalıyor. Tabi ilk önce onların bulması gerekiyor. Bir geliştirici mesajı var ama ortaya çıkarmanız lazım. Aranızda muhtemelen oyuncuların mesajlarıyla bulunuyor işte. Neden uzatıyorsun diyenler vardır. Uzatıyorum çünkü ben bu oyunları ilk kez oynadığımda çevrim içi özellikler yoktu. PlayStation Plus almamıştım ve internette gezerken karşıma çıkınca bulabildim. Ashley gibi gizli bir duvar olsa daha iyi olurdu bence. En azından rastgele bulma şansınız olurdu. Bölüm bir uçurumla başlıyor. Etraftaki taşlara bakarsak tahminen bir mezarlık. Yolumuzda Oseiros'un odalarında gördüğümüz sürüngen adamlarıyla karşılaşıyoruz ve kalenin kapısına ulaşıyoruz. İçeride ise ejderha boss'umuz var. Bu boss'u genelde sevmiyorlar. Çünkü oyundaki tek ejderha boss'u ve boss değil. Ancient Wyvern aslında bir bölüm. Etrafındaki kaleyi tırmanıyoruz ve kafasına ulaşıp öldürüyoruz. Ben seviyorum çünkü farklı ama iyi denemez. Ejderin etkisi çok az. Daha çok karşımıza çıksa, bizi engellese en azından gerçek bir boss olur. Burada sadece bölüm bitirince basılacak tuştan ibaret. Bölüm tasarımı ile ilgili söylediklerim burada tekrar kanıtlanıyor. Ejder ölünce başka bir yere ışınlanıyoruz. Ben buranın komple başka bir yer olduğunu düşünmüştüm. Aslında şu kapının arkasına gitmişiz. Kısa bir yol, asansör, hiçbir şey yok. Yeni bölümde ise direkt düelloya başlıyoruz. Ben bir kere öldürdükten sonra biter sandım, her seferde tekrar ortaya çıkıyormuş. Uğraşmaya değmez. Alanın devamı ise ortalama. En azından o kadar gri değil. Beğendiğim şey düşmanlar. Oyunun en zor bölümlerinden biri ve düşmanların hasarları ya da canları şişirilmemiş. Daha farklı davranıyorlar ve hareketleri daha çeşitli. Menzilleri birden artabiliyor, üzerinizden atlayabiliyorlar. Saldırı aralıkları da o kadar fazla değil. Ayırıp savaşırsanız kolaylaşıyor. Ice Dragon Peak'in sonunda ise bununla karşılaşıyoruz. Hala Havel'ın neden burada olduğu hakkında fikrimiz yok. Ya da bu Havel'ın şövalyelerinden biri de olabilir. Gizem diyelim. Bu dövüş benim için bayağı zordu çünkü yine istila edildim. Ama sivri zekamı ve oyunun saçmalarını kullanarak üstünden gelmeyi başardım. Yapılacak çok bir şey kalmadı. Firelink'teki yıkık savaşçı Hawkwood bir süre sonra kayboluyor ve burada karşımıza çıkıyor. Hawkwood'un hikayesini sadece tahmin edebiliyorum çünkü üzerinde çok bir şey yok. Her Core Lord'unun kendine özel bir karakteri var. Yorm ve Sigward, Aldrich ve Anri, son olarak da Watchers ve Hawkwood. Fakat Hawkwood çoktan pes etmiş ve hiçbir şey başaramayacağını düşünüyor. Tabii biz ilerledikçe bu fikri değişiyor. Diğer yıkık karakterlerin aksine Hawkwood cesaretini topluyor ve değişiyor. Ice Dragon Peak'te sona ulaştığımızda biz ejderha vücudunu alırken o kafasını alıyor. Hawkwood bekçilerin kılıçlarını kuşanıyor ve tam bir ejderha olmak için bizimle savaşıyor. Maalesef bayağı deneyimsiz. Sürüngenlere bile 3 kere öldü. Hikayesi çok açık ya da takip edilebilir değil. Ama son oyundaki yıkığın hikayesinin böyle bitmesi ilginç. Güçsüz olduğunu düşünüp ejderha olmanın yeterli olacağını düşünmesi. Belki de bunu kolay bir yol olarak görüyordu. Bizim gibi engelleri aşarak değil, direkt ejderha olarak seviyemize ulaşmayı istedi. Yani hile yapmaya çalışarak kendini kandırdı. Bölüm Hawkwood'la bitmiyor ve çanı çaldığımızda fırtınayı çağırıyoruz. Oyun çıktığında Nameless King'in kim olduğu hakkında tartışmalar vardı. Tartışma sözcüğü biraz ağır kalıyor. Çünkü adam direkt babasına benziyor. Karşımızdaki kral Gwyn'in ejderhaların tarafına geçen oğlu. Başarısız olunca bu tepeye kaçmış. Aslında bu savaşı burada kazanamadım. Hasarım az geldi ve uğraşmak yerine sonra gelirim dedim. Fakat hazır buradayken konuşalım.
Nameless King'in çok iyi bir dövüş olduğuna bence herkes hemfikir. King of the Storm'un da çok kötü bir dövüş olduğuna. Kafasına vurmanız gerekiyor ama kafasıyla saldırdığı için sürekli hareket ediyor. Hasar verdiği alana göre kafası çok küçük ve benim mızrağımla vurmak gerçekten zor. Kitlenerek hedef almaya çalışıyorsunuz, birden uçup her şeyi bozuyor ya da arenanın kenarına geldiğiniz için tüm kamera kafayı yiyor. Bazen bir hareketiyle kendinizi altında buluyorsunuz ve yön bulmaya çalışırken kafanıza patlatıyor. Fikir olarak güzel ama uygulamada batırmış bir boss. Bineğini eledikten sonra kral iniyor ve son vuruşu çalarak güçleniyor. Eğer Souls oyuncusuysanız ve uzun süredir bu oyunu oynamadıysanız siz de fark edeceksiniz. Nameless King, Elden Ring boss'una benziyor. Ertelemeli saldırıları, saldırılarıyla hareket etmesi ve ona göre konum almanızın gerekmesi, saldırı aralıklarının kısalığı, kombolara başlayıp yarıda bırakması ya da başka harekete geçmesi tamamen Elden Ring'in temellerini atmış. Ama o Elden Ring oynarken biz Dark Souls 3 oynuyoruz. Boss'un keyfi de burada çıkıyor. Oyunun sonunda katledilmiş ejderhaların kaçış noktasına kadar geliyor ve ilk tanrının oğluyla karşılaşıyoruz. Ve bizden tamamen ayrı bir kadın ölü. Fakat imkansız değil. Boss'un en büyük özelliği de bu bence. Dark Souls 3'ün savaş sistemini sonuna kadar kullanıyor. Üçüncü oyunun diğerlerinden farkı çok belli. Daha hızlı, daha ölümcül. Etkinin nereden geldiği de belli. Bloodborne tamamen agresif olmanız gereken, kalkanların var olmadığı bir oyun. Burada da seriyi o yöne çekmişler. Herkes daha hızlı, savaşlar daha değişken. Fakat hala düşmanlar ile aranızdaki mesafeyi iyi yönetmeniz gerekiyor. Çünkü birden fazla düşman sizi hızlıca kitleyebiliyor. Açıkçası burayı çok uzatmanın bir anlamı yok. Çünkü serinin hepsinde savaş sistemi aynı. Aradaki küçük farklılıklar o oyunların kimliklerini oluşturuyor. Üçüncü oyun daha hızlı ama daha zor değil. Hatta bence daha kolay. Savaş sistemini değiştirince oyunun tüm sistemlerini de etkilemiş oluyorsunuz. Çünkü oyunda sadece iki şey yapabiliyorsunuz. Hareket ve saldırı. Souls-like'lar tamamen bu iki eylem üzerine kurulu. Envanter, ekipman, yetenekler, yan sistemler. İki ana sistemi düzenleyen de oyunun ortamı. Bölümlerin nasıl kurulduğu, sıralandığı, doldurulduğu özünü belirliyor. Dark Souls 3 de daha hızlandığı için bölümlerin büyümesi gerekiyor. Eğer aynı hızda ilk oyunu oynasaydınız muhtemelen iki kat daha kısa sürerdi. Hem bölümler kısalırdı hem de düşmanları çok daha hızlı öldürürdünüz. Bölümleri büyütmenin bir diğer yolu da bu aslında. Karakter hızlı olsa da onları engeller ile yavaşlatabilirsiniz. Dark Souls 3 de bu ikisi harmanlanmış. Koridorlar ve alanlar geniş fakat agresif, büyük ya da uzun menzilli düşmanlarla dolu. Koşup geçmenizi engelliyorlar ya da belli noktalarda bekletiyorlar. Bence bu tamamen başarılı değil. Çünkü taklanız çok güçlü. Fark edip dalga geçmişsinizdir. Ben oyunun büyük bir bölümünde çok ağır oynadım. Tamamen zırhlı oynuyorsam neden sonuna kadar gitmiyorum diye düşündüm ve olabileceğim en ağır şekilde oynadım. Bu yüzden birkaç yerde zorlandım. Çünkü taklam artık beni o kadar korumuyordu. Bunu bırakıp 70'in altına aldığımda birden çok daha iyi oynamaya başladım. Çünkü sürekli taklaya basarak her şeyden kaçmaya başlamıştım. Bence burada oyunun kitlesi de etkili oluyor. Dark Souls 3. oyunda artık küresel bir seriydi ve kitlesi de genişledi. Bunun da ne demek olduğunu biliyoruz. Oyunun biraz daha geniş, yani daha casual genel bir kitleye hitap etmesi gerekiyor. From Software tamamen genel hitleye hitap etmeye başladı demiyorum. Elden Ring ve Sekiro hala daha küçük bir kısma göre yapılmış oyunlar. Ama ilk oyundan ve Demon's Souls'dan farklı oldukları açık. Demon's Souls'daki gibi öldüğünüzde canınız yarıya inmiyor. Artık Ember kullanarak güçleniyorsunuz. Öldüğünüzde cezalandırılmıyorsunuz ve eşya bulduğunuzda ödüllendiriliyorsunuz. Dark Souls 1'deki gibi haritaları öğrenmek zorunda değilsiniz. Çünkü istediğiniz gibi ışınlanabiliyorsunuz. Yani oyunlarda kendinizi o kadar adamanıza ve emek vermenize gerek yok. Kısacası daha erişilebilirler ve herkesin başlayabileceği ve belirli bir ilerleme kaydedebileceği oyunlar. Kilit sözcük de bu, ilerleme. Bahsettiğim gibi maceranın çoğu aslında bu ilerleme. Alanları keşfederek fethetme ve düşmanlar yerine dünyanın üstünden gelme. Fakat kitle değiştiği için bu oyuncuların da ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Böylece önceki oyunlardaki etkileyici, gergin karşılaşmaları kaybediyoruz. Dar alanlarda bizi pusuya düşüren, ince köprülerde üstümüze bombalar atan düşmanlar ya da dar koridorda bizi sıkıştıran bosslar yok. Alanlar geniş, düşmanlar uzakta ve yolumuz daha açık. Kaçış yollarımız daha güçlü ki oyunun gerçek içeriği olan bosslara ulaşabilelim. Souls-like'ların yüzleri de bu bosslara dönüştü. Engel artık yıkılmaya yakın olan şeytani dünya değil, koridorun sonundaki dev havalı savaşçı. Bakalım düellonuzda kim galip gelecek? Tüm düşmanların sonunda en güçlü efsanevi savaşçıya ulaştın. Onu yen ve gücünü göster. Bu zıtlığı en iyi anlatabileceğim yer de bence ilk oyunun sonu. Gwyn ne kadar efsanevi bir savaşçı olsa da bizim savaşımız o kadar efsane değil. Tüm gücünü yitirmiş, vücudu tamamen kurumuş, kılıçlı bir ceset. Diğer bosslara göre bayağı zayıf kalıyor. Yani biz ne kadar kehaneti gerçekleştirmiş olsak da
hizmet ettiğimiz tanrıların sonu ve bizim sonumuz bu. Ne yaparsak yapalım, en sonunda çürüyüp gidiyoruz. Eğer sonu değiştiremiyorsak bir önemi yok. O zaman önemli olan son değil, yolculuğumuz olmalı. İlk oyunun sistemleri de bunun üzerineydi. Ve üçüncü oyuna kadar bayağı değişti. Öldürdüğümüz tanrının yenilmiş oğlu, belki de milyon yıllar sonra bile oyunun en güçlü karakterlerinden biri. Archdragon Peak deyince de herkesin aklına bölüm değil, Nameless King geliyor. Çünkü Dark Souls 3'te önemli olan yolculuk değil. Sonunda bize kazanma hissini yaratacak güçlü savaşçı. Bu hisse de başarılı. Çünkü 3 oyun arasında en keyifli ve adil hissettiren savaşlar Dark Souls 3'te. Kendi savaşlarımı bile izlerken sinematik gelmeye başladı. Sistemler aslında biraz değişmiş. İkinci oyundaki Power Stance özelliği yok. Silahları çift kullanamıyoruz. Yeni gelen mekanik ise Weapon Art'lar. Her silahın artık fazladan bir hareketi var. Sol tetik tuşuyla çalıştırıyoruz. Bunlar silahları güçlendirebiliyor, büyü kullanabiliyor ya da saldırı yapabiliyor. Ve bayağı kötü bir sistem. Saldırıların hasarları düşük, çok enerji harcıyorlar. Bu oyun hakkında anlamadığım bir şey de bu. Bariz bir şekilde bu sistem bozuk. Çalışan hali de Elden Ring'de var. Sayıları biraz değiştirebilirler. Güncellemeler bu yüzden var. En azından bazı hareketler daha dayanıklı olabilirdi. Mesela partizanın özelliği hasar vermiyor ve yarıda kesilebiliyor. Aslında oyunun genelinde olan bir sorun bu. Ben mızrak ve ağır zırhlı oynadım. Evet, ağır zırh gerekli savunmayı verdi ama ben hala çıplak bir adam kadar kırılgandım. Oyundaki poise, duruş sistemi bayağı farklı çalışıyor. Mesela ben oyundaki en ağır zırhlardan birini giyiyorsam da dayanabildiğim bir saldırı bile görmedim. Fareler bile beni durdurabiliyor. Bu sistem yüzünden de zayıf düşmanlarıyla savaşlarınız genelde aynı yönde ilerliyor. İlk vuran karşı tarafı kilitliyor ve vurabildiği kadar vuruyor. Oyundan sonra poise'ın nasıl çalıştığını araştırdım. Bence garip ve oyuncu tarafından anlaşılması imkansız. Poise bu oyunda sadece saldırırken çalışıyor. Yani saldırmıyorsanız her şey duruşunuzu bozuyor. Ama saldırırken de sadece zırhınız değil, silahınız da önemli. Mızraklar da bu istatistikte bayağı geride. Benim bunu oyun içerisinde öğrenecek hiçbir yerim olmadığı için mızrakla devam ettim ve en azından bir seviyede daha sağlam olacağımı düşündüm. Silahlar arasındaki denge sıkıntısı da bu yeni mekanik yüzünden daha derinleşmiş. Bazı ekipmanlar bariz şekilde iyi. Büyüler ve mızraklar bayağı kötü mesela. İkisi de benim kullandığım eşyalar. Ama kılıçlar ve pyromancy bayağı güçlü. Oyun ilk çıktığı zamanlarda meta bile vardı. Herkes Dark Sword kullanarak karşısındakini kilitliyordu. Mızrakların en azından menzilleri daha uzun olabilirdi. Nameless King'i de bununla yenmeyi başardım. Belki de bu yeterli olduğunu gösteriyordur. Bu bölümün ardından sadece son bölüm kaldı. O yüzden DLC'lere geçelim. Ben aslında ilk eklenti paketine önceden girdim, hatırlıyorsanız. Gale bizi resmin içine çağırıyor ki hanımına çürümeyi yakacak ateşi gösterelim. Biz de gidiyoruz. Ariandel çoğunlukla dev karlı bir alan. Burada amacımız biraz daha belirsiz. Öldürmemiz gereken lordlar yok. Bulmamız gereken bir kadın var. Mekanda getirdikleri değişiklik düşmanların sayısının bayağı artması. Etrafta koşarken arkanıza takılabiliyorlar ve birden kaos içinde yok oluyorsunuz. Oyunun sonuna kadar ulaştığım için bu durumlardan kurtulacak bir eşyam vardı. Büyük ihtimalle de paketin bu seviyede oynaması gerekiyor. Yani oyuncularda bu eşyanın olduğunu düşünerek yapmışlar. Açık alana girdiğinizde de yaptığınız bu oluyor. Eşyaları topla, çok düşman geldi mi kaç. Bölüm geniş olduğu için böyle. İlerlediğimizde daha odaklı bölümler geliyor. Önce gördüğümüz dev binaya doğru gidiyoruz. Kapıda Wilhelm, içeride ise Freed bizi alttan tehditleriyle kovuyor. Ama bulmamız gereken kadın Freed değil ve resmin derinliklerine doğru ilerliyoruz. Aşağı kısımlarda hasta, kuzgun tipli yaratıklarıyla karşılaşıyoruz ve yerleşkelerine varıyoruz. Yanlarında da onları avlayan büyük versiyonları var. Bunlar Dark Souls 3'teki en havalı düşmanlar olabilirler. Aslında böyle bahsettiğim düşmanların çoğunun ortak bir noktası var. İnsansılar. Tamamen sizinle aynı değiller fakat yine de vücut yapıları benzer. Bacaklar, kollar ve silahları. Belki biraz uzunlar, belki de sürünüyorlar. Köyün sonunda ise bizi kovan Wilhelm ile karşılaşıyoruz. Ve neden bizi kovduğunu anlıyoruz. I've seen your kind time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you bring upon yourself. Dünyanın en bas sesiyle aforizmalarını üstümüze yiyor, sonra da bizi öldürüyor. Wilhelm çok eğlenceli çünkü kullandığı build kendine özel. Bir elinde Dark Hand, diğer elinde Great Sword ve yanında da Miracle kullanıyor. Yapay zekası da belli bir seviyede olduğu için dövüşü doğal hissettiriyor. Wilhelm'in ardından Gale'in bahsettiği karakterle karşılaşıyoruz. Ve kapıyı açtığımız için geri dönebileceğini söylüyor. Şimdi ise ona ateşi göstermemiz lazım. Bunu da bölüme devam ederek yapıyoruz. Oyundaki belki de en karışık ve düşmanla dolu ormandan yolumuzu bulduktan sonra hastalıklı yapıya ulaşıyoruz. Burası tekrar Freed'in olduğu yere bağlanıyor.
Yani aslında altında bulunuyor. Eğer biraz eleştirel bakarsanız bu bölümler bayağı rastgele geçiyor. Tek yoldan devam et, binanın içindeki mekanizmayı çalıştır ki son boss açılsın. Bölümün gizli bir diğer kısmı daha var. Bakarsanız görebiliyorsunuz ama girişini bulmanız gerekiyor. Oyun içerisinde iki asma köprü var. Resmin içerisinde ve Catacombs'ta. Eğer birini düşürebiliyorsak buna da yapabiliriz. Aşağı inişimiz bence bölümün çoğunluğundan daha iyi. Dalların üzerinde aşağıdan yukarıdan üzerimize oklar fırlatılırken yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Burada aslında çok bir şey yok. Birkaç düşman ve eşya. Asıl olayı sondaki boss. Gravetender yanında iki kurt ile başlıyor. Kendi canı yaralandığında ise asıl kurtu çağırıyor. Bunun neye gönderme olduğunu söylemeye gerek yok. Mezarlıkta bir kurt. Bu bana çok da boss gibi gelmiyor. Daha çok eşya vermek için yapılmış bir karşılaşma. Zaten kurtla önceden dövüşüyoruz. Karakterin de tek özelliği farklı bir silah olması. Sonunda verdiği eşya da çok oyunculu arenaları girmenizi sağlıyor. Ateşi de boss ile birlikte ortaya çıkarıyoruz. Resmin sahibi Ariandel gizli bir odada kanıyla ateşi söndürmeye çalışıyor ki resim yanmasın. Fakat resim yanmadığı için çürümeye başlıyor. Ateşi göstermek için Ariandel'i durdurmaya çalışıyoruz ve Frid ile savaşımız başlıyor. En güzel yanı, Frid hızlı olsa da sağlam değil. Duruşunu bozmak kolay, hareketleri güçlü ama kaçmak imkansız değil. Çok garip menzilli büyülü hareketleri var ama ne yaptığını anlayabiliyorsunuz. Ariandel ilk dövüşten sonra ateşi serbest bırakıyor ve bizim gibi kül olan Frid tekrar uyanıyor. Dövüşün burası biraz daha kolay. Çünkü iki karakterin canları ortak ve Ariandel'i vurmak daha rahat. Aynı zamanda çağırdıysanız Gale'de savaşa katılıyor ve Frid'i oyalıyor. Yeniyoruz ve oyun bize ödül olarak bir silah veriyor. Fakat hala bonfire yok ve Frid tekrar kalkıyor. Frid aslında Londor'dan geliyor ve bizi Lord ilan eden Yuria'nın kardeşi. Ateşi de bu yüzden siyah. Özünde karanlıktan gelen bir karakter. Ve resmin içerisindeki ateşi istemiyor. Aslında ilk evreye baya benziyor. Saldırıları daha büyük bir alana vuruyor ama bu sefer yanımıza Gale var. Ben başka bir oyuncuyu çağırmaya karar verdim ve Frid çok hareket etmeye fırsat bulamadı. Sanırım oyuncu sayısına göre poise'i yeteri kadar yükselmiyor. Resme ateşi getirdikten sonra iki bonfire çıkıyor. Duvarın dibindeki bizi diğer eklenti paketine gönderiyor. Resmin çizilmesi için sadece ateş yetmiyor. Kara ruh da gerekli. Drake Heap gelecekte. Ne kadar gelecekte bilmiyoruz ama ateş yağının sonunda. Bizim zamanımızda olduğu gibi burada da krallıklar birbirinin üzerine çökmeye başlamış. Bence eklenti paketindeki uygulama daha güzel. Diğerinde bölümler arası sınırlar o kadar düzgün ki sanki hep öyle inşa edilmiş gibi duruyor. Drake Heap'te ise artık yığın halindeler. Ve yokuş aşağı toplanmaya devam ediyorlar. Nereye gitmemiz gerektiği de böyle belli oluyor. Tüm krallıklar nereye yığılıyorsa oraya. Aşağı indikçe karşımıza çıkan düşmanların bir ortak noktası olduğunu fark ediyoruz. Ateş olmadığı için neredeyse herkes karanlığa düşmüş. Bazı insanlar ise meleklere dönüşmüş. Bu tam olarak çözemediğim durum. Oyun içerisinde insanların ağaçlara dönüştüğünü görmüştük. Bu meleklerin uzuvları da dalları andırıyor. Koşarak kaçmanız gereken düşmanlar. Daha sinir bozucu olduklarını hatırlıyorum. Hacıların cesetlerinden çıkan vücutları öldürdüğünüzde onlar da ölüyor. Belki de hacılar bu meleklere dönüşmek için ölmek istiyordur. Yıkıntılar ve tozun arasında aşağı ilerlerken biriyle karşılaşıyoruz. Normalde Lep bir hazineden bahsediyor fakat ben hazineyi bulduktan sonra konuştum. Lep hollow olmuş ve kim olduğunu hatırlamıyor. Ring City'deki bir anıttan hafızasını geri kazanmak istiyor. Ring City ise kara ruhu bulan pigmelerin yaşadığı şehir. İlk oyunda bir kişiydi aslında. Buradaki değişim biraz garip ve hikayeyi bozuyor gibi. Gezdiğimiz yıkıntılar aslında serideki bölgelerden kalanlar. Başta Lothric'i görüyoruz ve bataklığa indiğimizde de aslında Earthen Peak'teyiz. Melekler burada sinir bozucuymuş. Vücutları saklanmış, bulmanız gerekiyor. Hem de bataklıktasınız, zehirle uğraşıyorsunuz. Bölümün sonu da çok iyi planlanmamış bence. Çünkü girdiğiniz yerin biraz ilerisinde gidiyorsunuz. Dönüp dolaşmak gereksiz gibi. Bittiğinde artık inebileceğiniz bir yer kalmıyor. Ve ağacın içine atlamak zorunda kalıyorsunuz. Şeytanlar eğlenceli bir boss. Özellikle samanlarla. Tüm zamanın sonunda 3 kişi gerçekliğin merkezine doğru gidiyoruz. Savaş süresince 2 şeytan aralarında ateşi paylaşıyorlar. Biri yandı mı diğeri sönüyor. Ama eğer yardım çağırdıysanız ikisi de ateşlenebiliyor. İkisi sürekli kafanızda olmayınca eğlenceli bir boss. Ve bu düşünülerek tasarlanmış gibi. Çünkü çoğu saldırısı büyük bir alana vuruyor. Çok kolay da değil. Çünkü öldükten sonra tekrar canlanıyor. Eğer boss'u çözebilirseniz burada savaşı istediğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Yeniden doğan şeytan prensin hareketleri hangi şeytanın cesedinde doğduğuna göre değişiyor. İkisi arasından size kolay geleni seçip onu sona bırakmanız lazım. Bonfire'a oturduğumuzda da aslında nerede olduğumuzu anlıyoruz. Şehrin ilk bölümünde sinir olup öldüğümü hatırlıyorum ama sanırım salakmışım sadece. Nereye gideceğimiz rahat görünüyor.
Ring City, Gwyn tarafından pigmelere hediye edilen bir şehir. Hediye diyoruz ama şehir dünyanın sonuna inşa edilmiş. Yani bayağı uzakta. Yanında da bunun bir hediye olduğunu belli etmek için en genç kızını da vermiş. Fark etmişsinizdir, bu şehir zamanına göre bayağı sağlam. Çünkü zamanın başından sonuna kadar gelmiş ve dünya karanlığa batmışken çoğunlukla sağlam duruyor. Biz dibine doğru indikçe bu değişiyor ve karanlık yüzünü gösteriyor. Fakat düşmanlara baktığımızda bile ne kadar düzgün olduğunu görüyoruz. Bu şövalyeler antik ejderhalara karşı savaşmış insanlar. Mühürleri de direkt zırhlarında belli oluyor ve hala yanıyor. Askerlerin hala güçlü olmaları her şeyin doğru gittiğini söylemiyor. Şehrin dibindeki bölge tamamen gömülmüş ve karanlıktan çekirge yaratıklar ortaya çıkmaya başlamış. Burada biraz farklı ve beğenmediğim bir bulmaca var. Bir yazı bizden insanlığımızı göstermemizi istiyor. Yapmamız gereken bataklığa gidip eşyaya dönüşme büyüsü ya da eşyası kullanıp humanity şekline dönüşüp yazının önüne gitmek. Bulmacayı çözmenin bir yolu yok. Sadece başkasından gördüyseniz çözebiliyorsunuz. Aslında çözümü anlatmak kolay. Bu humanity'leri kendimiz de bataklıkta görsek fakat saldırdığımızda başka düşmanlara dönüşseler en azından bir tüy olabilirdi. Açtığı bölge de önemli. Hem +3 Havel yüzüğü hem de Lep'in istediği anıtı buluyoruz. Bahsettiğimizde ise kayboluyor. Bataklıktan çıkma yolu ise iğrenç. Ejder'in ateşiyle ağır hasar yememizi anlıyorum. Ama en azından yere bıraktığı ateş bizi durdurmasa. Evet, havalı bir bölüm ama değiştirilecek bir taktik ya da öğrenilecek bir çözüm yok. Sadece daha doğru zamanda koşmaya başlamanız gerekiyor. Devamında girdiğimiz kulede ise nerede olduğumu asla anlamıyorum. Lep ile tekrar karşılaşıyoruz ve bizi yeni bir hazineye yönlendiriyor. Burada fark etmemiş olabilirsiniz ama Patches aslında bizi doğru yola ittiriyor. Binadan çıktığımızda ise tekrar Midir ile karşılaşıyoruz. Ben birkaç kez ölmüş olsam da eğlenceli bir bölüm ama bir sorun var. İstesem muhtemelen koşarak kaçabilirdim. Ve burada yenmeyi başardığım için ilerideki savaşta bir farklılık bekledim. Çünkü ölmesi kolay, zor bir karşılaşma ve akılda kalıcı. Daha görünür bir sonucu olsa güzel olurdu. Çok kısa bir yolculuktan sonra bir kiliseye varıyoruz. Kilisenin amacı Prenses Fëanor'u korumak. İçeride de boss var. Ama diğerlerine hiç benzemiyor çünkü boss başka bir oyuncu. Eğer bu gruba katılırsanız başka bir oyuncu kiliseye girdiğinde Fëanor'u savunmak için çağrılıyorsunuz. Bana biraz adaletsiz gelmişti. Çünkü istila eden oyuncunun yanında iki karakter daha var. Oyuncunun Estus'u olmasa da yanındakiler iyileştirebiliyor. Ben yanındaki gardiyanlar sürekli doğuya sandığım için onlara hiç bakmadım ve oyuncuya odaklandım. O da sürekli iyileşti ve sonunda beni öldürdü. İkinci deneyişimde yine bilmiyordum fakat oyuncu kötü oynadı ve kazanmayı başardım. Süper dengeli bir dövüş olduğu anlamına gelmiyor ama eğlenceli. Kilisedeki mızrakları yendikten sonra artık Fëanor'a ulaşabiliriz. Fëanor'un üzerinde uyuduğu yumurta kırıldığında Ring City'nin nasıl bu kadar sağlam olduğunu anlıyoruz. Prenses ve yumurta şehirdeki zamanı tutuyordu. Ring City'de sonunda zamana kapılınca geri kalan dünya da arkasından düştü. Dünyanın ve zamanın sonuna gelmiş olsak da arkada bir şey bıraktık. Midir hala yaşıyor. Boss fight'ına giriş biraz fazla saklı ama bulabildim. Burada bir yerde olduğunu hatırlıyordum ve birinin hayaleti duvardan geçince fark ettim. Midir neredeyse mükemmel bir savaş. Açıklıkları belli, durduğunuz yeri düzgün ayarlamanız gerekiyor. Saldırıları hızlı fakat belirgin. Ama birkaç sorunu var. Çok büyük olduğu ve saldırılarında hareket ettiği için bayağı etrafında koşuyorsunuz. Ve savaş uzun sürüyor. Benim savaşım 7 dakika sürdü. Özellikle ileri yürüme saldırısında sadece hareket devam ederken arkasına koşuyorsunuz. Ve nedense ben de sürekli bunu 2 kere arka arkaya yapıyorum. 1-2 saldırısından ise kaçmak bayağı zor. Aralıklarda saldırmaya başlarsanız kaçmanız neredeyse imkansız. Çok yakında kalıyorsunuz. Ama ben yine küçük, hareketli bir hedefi vurmak için mızrak kullanıyorum. Silahın da tecrübeme etkisi bayağı var. Zamanın sonuna geri döndüğümüzde pigmelerden biriyle karşılaşıyoruz. Kırmızı kapşonun onları ve kara ruhlarını yemeye geldiğini söylüyor. Oyunda tanıdığımız bir tane kapşonlu karakter var. Gale tüm zamanlar boyunca arayışına devam etmiş ve artık kırıcı kırılmış, kendini kaybetmiş. Fakat amacına ulaşmış. Karanlık ruhu bulmuş ve onu taşıyan pigmeleri tüketiyor. Gerçekten mükemmel bir savaş. İlk evresi Gale'ın hayvanımsı haliyle başlıyor. Bu haliyle Ward Dancer gibi yere yakın daha vahşi hareket ediyor. En başta bossların daha hızlı ikinci evreleri olduğunu söylemiştim. Yudex canavara dönüşüyor, Oseiros bebeğini öldürerek yediriyor ya da Dancer ikinci kılıcını çıkarıyor. Gale için bu tam tersi. İkinci evresinde Gale karanlık ruhun kanında olduğunu fark ediyor ve kendine geliyor. Saldırıları artık daha özenli, arbaletini ve büyülerini kullanmaya başlıyor. Saldırılarıyla etrafa yıldırımlar çarpıyor. Oyunun son savaşı olarak karşınızda sizin kullandığınız yöntemleri kullanan
sizinle aynı göreve çıkmış bir karakter var. Oyunun farkının daha hızlı olduğunu söylemiştik ve taklamız gerçekten güçlüydü. Gale ise bunu bile test ediyor. Saldırılarının ardından aynı yönden bir de pelerini geliyor. Yani eğer taklanızı fazla erken atarsanız yine de hasar alıyorsunuz. Gale'i yenmek için en iyi halinizde olmanız gerekiyor. Tematik olarak da zirvede. Gale, ressam kadın için karanlık ruhu yani Dark Soul arıyor. Biz de aynı şey için buradayız. Fakat Gale o zamandan beri savaşıyor, biz ise kül olduğumuz için zamana bağlı değiliz ve buraya öyle gelebiliyoruz. İlk karşılaştığımızda da Gale'ın ne kadar yaşlı olduğunu bilmiyoruz. Savaşlara gönderilmiş bir köle asker. Biz nasıl çanlara ve kehanetlere köleysek, Gale en başta lordlarına, şimdi de hanımının sözüne köle. Tüm zamanların ve her şeyin sonunda sadece ikimiz kaldık ve insanlığın özü yeni bir dünya için savaşıyoruz. Gale bence tüm serideki en iyi boss. Artık Dark Souls'u aldığımıza göre oyunu bitirebiliriz. Son Core Lord'u için Lothric Kalesi'ne ilerliyoruz. Sanırım Lothric ilk yapılan ve en çok zaman harcandığı bölüm. Girdikten kısa bir süre sonra ilk sahneyle karşılaşıyoruz. İki ejderha köprüyü koruyor ve geçmek için aşağı iniyoruz. Devam ise daha serbest. Burada yolumuzu bulmamız lazım. Aslında her bölümde yaptığım eleştirinin çözülmüş hali. Kale diğerleri gibi geniş bir bölüm. Ama bu genişlik sadece yatay olarak değil, dikey olarak da kullanılmış. Ve gitmeniz gereken yer açık. Büyük, düşmanlarla dolu düzlükler yerine dar odalar ve birbirlerine bağlanan koridorlar var. Her oda birbirinden farklı, hem düşmanlar hem de yapı bakımından. Böylece yönünüzü kaybetmiyorsunuz ve keşfiniz daha temiz devam ediyor. Mesela kapıdan geçmek için ejderhaları öldürmeniz gerek. O zaman ejderhaların yanına gitmeniz gerekiyor. Kısa bir tecrübe ama oyunun geri kalan kısmına göre çok iyi duruyor. Bölümün boss'u ise Dragon Slayer Armor. Bence bunun Ornstein'le çok alakası yok çünkü o kadar da benzemiyor. Belki ondan sonra gelen bir Dragon Slayer'ın zırhıdır. Açıkçası Gale'dan sonra fazla kolay geldi. Aslında övecektim ama şimdi çok kolay gibi. Saldırılarının çoğundan sonra uzun süre beklediği için hasar vermek çok kolay. Eğer bu tip düşmanlara alıştıysanız asla sorun olmayacaktır ki genelde bu tip düşman var. Belki de bu bana özel bir sorundur ama Grand Archives çok aynı geliyor. Mekan çok değişmediği için kaybolabiliyorum ve rastgele koşmaya başlıyorum. En sona ulaştığımda da acaba bir yer kaçırdım mı diye düşünüyorum. Kaçırmış da olabilirim çünkü bölüm koşmayı bayağı destekliyor. Eğer kafanızda Vax yoksa kitaptan çıkan eller sizi lanetliyor ve koşmaya başlıyorsunuz. Çıktığımızda ise son merdivenle karşılaşıyoruz. Burada istersek çatıya çıkabiliriz. Sanırım oyuncuya meydan okuyarak 3 güçlü düşmanı yan yana koymuşlar. Bahsettiğim zorluk yorumu yine devreye giriyor. Ben ne kadar bu adil değil, aralıkları çok fazla ya da çok az desem de zorluğun büyük bir kısmı oyuncuya bağlı. Ve ben hem oyunları hem de seriyi çok oynayan biriyim. Zırhlı kanatlı adamlar bu ekipmanla bile çok kolay. Aslında bu merdiveni çok dolu diye eleştirecektim çünkü her denememizde hepsinden kaçmamız gerektiğini düşünüyordum. Fakat yanda asansör varmış. Artık son Core Lord'undayız. Büyük Prens Lorien aslında krallığın başına geçecekti. Lothric ise kendini ateşe feda edecekti. Fakat Lothric zayıf doğmuştu ve asla tamamen gelişmedi. Ateşi yakacak seviyeye getirmek için ruhunu Lorien ile birleştirdiler fakat lanet Lorien'a da geçti. Böylece tahtın varisi kötürüm ve dilsiz kaldı. En sonunda Lothric ateşi yakmamayı ve sönmesini beklemeyi tercih etti. Ve Core Lord'larının ardından da bizim uyandırılmamıza sebep oldu. Diğer karakterler nasıl görevlerinin sonunda Lord'larıyla karşılaşıyorsa biz de kendi görevimizi bitiriyoruz. İkinci evrelerinde Lothric abisinin yanına iniyor ve savaşa katılıyor. İlk kez burada ekipmanın bir şey yaradı. Boss'u tamamen öldürmek için Lothric'in ölmesi gerekiyor. Eğer Lorien ölürse tekrardan canlanır diyor. Mızrağımın menzili uzun olduğu için ikisini de aynı anda vurabiliyorum. Yine çok zor değil. İkinci evrenin tek farkı büyülerin diğer saldırıların açıklarını kapatması. Artık tüm Core Lord'larını tahtlarına yerleştirebilir ve ateşe yakabiliriz. Maceramızın sonunda tekrar yıkıntılara geri dönüyoruz. Ve ilk ateş de burada. Ateş kaç kere tekrar yakıldı bilmiyoruz. Ama artık bir kişilik kazanmış ve kendini korumaya başlamış. Belki de bizim başaramama nedenimiz de oydu. Buraya kadar geldik ama kaybettik. Soul of Cinder ateşte yanan tüm küllerin ruhlarından üretilmiş. Yani oyundaki tüm sınıfları kullanabiliyor. İlk oyundan yüzükleri bile. Tüm bosslar gibi onun da bir ikinci evresi var. Son ve en güçlü ruhunda kime ait olduğunu müziğinden anlıyoruz. Bu sefer oyunun sonunda bayağı seçeneğimiz var. Ateşi yakabilir, söndürebilir, kendimize çalabiliriz. Ya da üzerimize düşeni yapabiliriz. Bu tabii ki de gerçek son değil. Çünkü bu döngüye bir son verebiliyoruz.
Dark Soul'u kıza verdiğimizde bizim adımıza soğuk, karanlık ve nazik bir resim çizeceğini söylüyor. Bence tüm hikayeyi bitirdiğimize göre artık üzerine konuşabiliriz. Dark Souls 3 garip bir yerde duruyor. İlk oyun direkt tüm hikayenin başlangıcı. Dünyanın başındaki medeniyeti ve düzeni kuran yaratıklar hala yaşıyor ve onlarla savaşıyor, konuşuyoruz. İkinci oyun aradan yıllar geçse de bu düzenin devam ettiğini ve benzer karakterler ile tekrarlandığını gösteriyor. Üçüncü oyunda ise daha uzun zaman geçmiş fakat en baştaki karakterler hala burada. Döngünün ana teması her şeyin bir gün yok olacağı ve bu döngüyü tekrarlamanın o şeyleri bozup çürümesine sebep olmasıydı. Gwyn döngüden sonra bilinçsiz bir cesede dönüşmüştü. İkinci oyunda belli sayıda döngülerden sonra lordlar sadece fikir olarak kalmıştı ve tamamen farklı şekillerde vücut bulmuştu. Fakat daha çok döngü sonrasında Gwyndolin, Guinevere hala yaşıyor. Anor Londo'nun çoğu yok olmuş olsa da asıl odaları hala sağlam. Gümüş şövalyeler hala tanrıları koruyor. Kara şövalyeler şeytanları avlıyor. Artorias'ı hala tanıyorlar. Ama buradaki asıl dert bence hikaye değil. Bölümün boss'undaki büyük boss'lar gibi hikayede sahte zirveler oluşturuyorlar. Uzakta gördüğün kale aslında ilk oyundaki Anor Londo. Ve içinde ilk oyundan Gwyndolin var. Hem de boss o. Eşleki hatırlıyor musun? Şimdi Izzaret'le birleşmiş. Neredeyse her bölüm bir önceki oyunlardan birine gönderme. Lordran, Darkroot, Catacombs, Izzaret, Duke's Archives, Painted World, King of the First Flame, Gwyn'in kayıp oğlu bile milyonlarca yıl sonra hala yaşıyor. Her saniye yüzünüze çarpınca da oyunun hikayesine kendinizi kaptıramıyorsunuz. Sürekli size bir oyun olduğunu, bir serinin parçası olduğunu hatırlatıyor. İçindeki iyi birkaç hikaye de bunlar yüzünden geride kalıyor. Sullivan'ın insanlık üzerine deneyleri, Aldrich'in anlaşması, çoğu iyi hikayede aslında Irith ile alakalı. Ama oyunun odağı bu hikayede değil. Mekanlar arasındaki ilişkiler de garip olduğu için hikayenin anlatımı da kötü. Gerçekten tüm Core Lord'larını öldürden öteye gitmiyor. Yürüya dışında bu hikaye aynı şekilde devam ediyor. İlk oyunda da benzer ilerliyorduk. Ama Kal bizi başka bir yola çekmek istiyordu. Ve kehanet hakkındaki yalanları öğreniyorduk. Şimdi ana hikayenin karakterleri yok. NPC'lerin bile hikayeleri amaçlarıyla aynı anda bitiyor. Sigurd ne kadar beceriksiz olsa da yardımımızla Yorm'u öldürüyor ve gidiyor. Aralarındaki tek farklı olan ve hikayesi olan Hawkwood. O da o kadar az görünüyor ki yarım hissettiriyor. Oyun sırasında tam bahsetmediğim bir karakter de Grey Red. Hırsızlığa gidiyor, belli adımlarla hayatta kalabiliyor fakat Lothric Kalesi'nde ölüyor. Patches da ona yardım etmeye çalışıyor. Her hikaye tam değil gibi. Bunun tam hali ise ilk oyundaki Soler ve Sigmayr olabilir. Belki de Elden Ring beni biraz şımarttı ama lore'u da fazla soyut hissettiriyor. Açıklanmayan o kadar konsept ve karakter var ki bir süre sonra tamam takip edemiyorum deyip bırakıyorsunuz. Hikaye direkt toparlanamamış diyebilirim. Ama ana oyunda ne kadar hikaye kenara atılmışsa eklenti paketlerinde de o kadar ön planda. Son oyunda artık yeni bir düzen kurmak için çalışmak gerçekten iyi hissettiriyor. Resmin içerisinde çürüyerek yok olmayı bekleyen Freed ve yeni bir dünya için çalışan köle Gale. Biz ise geleceği bilmesek de ressam kıza yardım etmeyi ve bu dünyadan ayrılmayı seçiyoruz. Dünyanın ve zamanın sonuna kadar savaştıktan sonra her şeyi başlatan özü elde ediyoruz. Video boyunca bayağı eleştirdim ama Dark Souls 3 kesinlikle kötü bir oyun değil. Oynanışı çok iyi, savaşlar iyi hissettiriyor. Kusurları var fakat diğer çoğu oyundan daha iyi olduğu kesin. O zaman neden bu kadar eleştirdim? Çünkü Dark Souls benim için özel bir seri ve herhangi bir kusuru beni daha çok rahatsız ediyor. Oyunun sistemleri bence zaten yeterli. Sadece cilas kalıyor. Fakat ilerledikçe cilalamak yerine değiştiriyorlar. Bunun nedeni de belli. Daha hızlı oyun yapmak zorunda kalıyorlar ve bu yüzden basitleşiyor. Tamamen kolaylaştırılmasa da daha erişilebilir oluyor. Işınlanma, geniş bölümler, daha hızlı ilerleme, hepsi daha büyük bir kitleye erişmek için. Serinin bu yolu da benim çok hoşuma gitmiyor.